İnternette sürekli görürsünüz bir resim geçer. Üzerinde böyle zincir vardır. Doğru vites kullanımı yazar. Ama tuhaftır. Bakarsınız, anlarsınız, anlayamazsınız. Karışık gelir. İşte bu haftaki videoda hep birlikte doğru vites kullanımını masaya yatırıyoruz. Doğru vites kullanımına geçmeden önce öğrenmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Vites sistemi nedir? Bisiklette iletim sistemidir vites sistemi. Kask gücünü mekanik güce çevirir ve bu sayede bisikletimizin hareket etmesini sağlayan sistemlerdir vites sistemleri. Şimdi biz neler yapacağız, neler anlatacağız? Hemen bunlara bir göz atalım. Vites sistemi çeşitleri ve üreticilerinden bahsedeceğiz. Vites sistemini oluşturan elemanlar, doğru vites kullanımı, vites sistemi problemleri, bakımları ve değişimlerinden bahsedeceğiz. İlk etapta vites sistemlerini sınıflandıralım. Biz en kaba, en basit haliyle, en yalın haliyle vites sistemlerini ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Açık sistemler ve kapalı sistemler. Açık sistemlerde dişliler açıkta oluyor. Güç iletimi zincir yardımıyla yapılıyor. İşte bunu örnek olarak da ekranda da gördüğünüz gibi bizim normal şu anda gündelik hayatta kullandığımız bisikletlerden bahsedebiliriz. Kapalı sistemlerde ise dişliler genelde kapalı bir kutunun içinde, yani arkada genelde göbekte oluyor. Kapalı sistemlerde güç iletimi genelde şaft, kayış ya da zincirle yapılabiliyor. Açık sistemlerde doğru vites kullanımından bahsedeceğiz. Hemen ilk etapta açık sistemler hangi parçalardan, hangi komponentlerden oluşuyor? Bir buna göz atalım. Ekranda görüyorsunuz. Zincirimizden oluşuyor güç iletimi olarak. Arkamızda bir ruble ve zinciri arka tarafta hareket ettirmeye yarayan arka aktarıcımız bulunuyor. Öne geldiğimizde aynı şekilde ayna kol dişlileri ve krank kolu, yani bu pedala giden uzun kolumuz oluyor. Aynı şekilde zincirin önde hareket etmesini sağlayan ön aktarıcıdan oluşuyor. Doğru vites kullanımına geçtiğimizde ilk etapta şundan bahsetmem gerekiyor arkadaşlar. Zincirlerimiz düzlemsel olarak çalışmak için tasarlanmışlardır. Yani bu işin Türkçesi, zinciriniz çapraza düşmeyecek, yanal kuvvetler altında kalmayacak demektir ki bu zincirinizin zarar görmesine, çabuk uzamasına neden olur. Aynı şekilde aktarıcılarınız için de çok faydalı bir şey değildir. Bu noktadan hareketle dokuzlu bir sistem için konuşacak olursak, dişlileri ekranda gördüğünüz gibi numaralandırdığımızda ayna kolda en küçük yapraktayken arka rublede en büyük dişlerde, yani 1, 2, 3'te olması gerekiyor. Aynı şekilde ayna kol orta yaprak 2 numaradayken arka taraf 4, 5, 6 şeklinde olması gerekiyor. Ki bunu zaten yandaki resimden görüyorsunuz. Kırmızı, mavi ve yeşil olarak göstermişler. Aynı şekilde ayna kol en büyük yapraktayken arkada en küçük rublede en küçük dişlerinizde olması gerekiyor. Bu da 7, 8 ve 9 numaralı dişlere tekabül ediyor. Bunlara bir yandan şunu da söyleyebiliriz. İlk birinci grup için rampa, ikinci grup için şehir içi. Çünkü dağ gitgide sertleşiyor. Rampada bisikletimizin vitesi yumuşak oluyor. Üçüncü grup için de performans diyebiliriz. Bunların neyle alakası var? Vites dişli oranlarıyla alakası var. Ona ayrı bir videoda bisikletin matematiği diye ayrıyetten gireceğiz. O yüzden bu videoda girmiyorum. Şimdi yandaki doğru vites kullanımı ile ilgili resim kafanızı karıştırmasın. Hemen bir sonraki resme geçiyoruz. Bakalım doğru vites kullanımı ile ilgili şu anda ekranda görüyorsunuz zincirimizin pozisyonları görünüyor. İlk 3 tanesi yanlış, son 3 tanesi doğru görünüyor. Şimdi bunlara bir bakalım. Bunlar nelermiş? Birinci, soldan birinci resimde şunu söylüyor: yanlış. Neden? Bakıyoruz. Ayna kolda en büyük yaprakta. Arka rubleye geçtiğimizde yine en büyük yapraklarda görüyorsunuz. Zincirimiz burada çapraza düşmüş. Tamamen çapraza düşmüş ve ön ayna kol dişlisi en büyük, arka ayna kol, özür dilerim, arka rublede de yine en büyük olduğu için zincirimiz bu gibi durumlarda çok büyük gerilimler altında kalacaktır. Ve %90, özellikle bu viteste rampa falan tırmanmaya çalışıyorsanız, bilin ki arka aktarıcınız ya bacağından kırılacaktır ya da kadro kulağından kopup gidecektir. En tehlikeli durumdur bu. İkincisine geçiyoruz hemen. İkincisinde yine yanlış. Önde ayna kolda en küçük dişli de, arka rublede yine en küçük dişlilerde kullanılmış. Burada ne oluyor? Burada en küçük dişlilerde olduğu için bu sefer de zincirimiz bollaşıyor arkadaşlar. Bol geliyor. Burada da genelde ön aktarıcıyı aşındırıyor. Sürtme oluyor. Bana bazen soruyorlar işte, abi bisikletim ön aktarıcıya sürtüyor, hangi viteste kullanıyorsun dediğimde işte bu ikinci genelde çıkıyor. Üçüncüye geçtiğimizde ise orta yaprak kullanılmış. Arkada tüm vitesler kullanılmış. Bu da yanlış. Çünkü orta yapraktayken
ön ayna kolda zincirimiz orta yapraktayken arkada en büyük ve en küçükte kullanamazsınız. Bu yine zincirinizi çapraza düşürüp yine yanal kuvvetlere maruz bırakacaktır. Devam ediyorum. Hemen ardından doğru olanlar geliyor. Az önce benim dediğim gibi, az önce anlattığım gibi ayna kolda birinci dişli. En küçükte arkaya bakıyoruz. 1, 2, 3 ve 4'te kullanılmış. Ayna kolda zincir orta dişlideyken, 2 numaralı dişlideyken sondan ikinci resim için konuşuyorum şu anda. Ruble'de zincirimiz 3, 4, 5, 6'da kullanılmış. Ve son resme geçiyorum. Son şemada, son şekilde ayna kolda zincirimiz en büyük dişlide, arkada ruble'de, yine en küçük dişlerde. Bakıyorsunuz uzaktan şu altı resme baktığınızda sol 3'te zinciri zaten kendiniz de gözünüzle görüyorsunuz çapraz. Bu yanlış kullanımdır. Dediğim, en başta dediğim gibi zincirimiz çapraz, yani düzlemsel olarak çalışmamaktadır. Yanal kuvvetlere maruz kalmaktadır. Son 3 şekle baktığınızda ise zincirimiz, tabi bu aradaki mesafe buradaki gibi değil, biraz daha uzun olduğu için zincirimiz daha düzlemsel bir pozisyonda çalışıyor ve daha sağlıklı bir şekilde çalıştığını gösteriyor bana. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle bir olay var. Tamam, doğru vit zincirimizi düzlemsel kullanıyoruz. Peki ne zaman vites değiştirmeliyiz? Bu da işin püf noktalarından bir tanesi. Vites ne zaman değiştirilir, ne zaman değiştirilmez? Açık sistemlerde nelere dikkat etmeliyiz? İlk etapta şunu söylemem gerekiyor. Ekranda zaten şu anda görüyorsunuz siz de. Açık sistemlerde bisiklet tekerleri dönmüyorken, hareket halinde değilken ön değiştiricilerden vitesimizi değiştirmeye kesinlikle ve kesinlikle kalkmayız. Bu çünkü aktarıcıları, telleri, zinciri gerer ve zarar görmesine sebep olabilir. Yine aynı şekilde bisikletimizin zincirini hareket ediyorken değiştirmemiz gerekiyor. Evet, doğrusu bu. Ama hareket ederken de, özellikle rampa tırmanırken, bisiklete, pedala aşırı yükle yüklenirken bisiklet vitesimizi değiştirmeyiz. Biraz daha hafif basıp değiştiririz. Bu aynı şekilde düz yolda da geçerli. Bunlar çünkü bisikletimizin zincir vites sisteminin zarar görmesine, özellikle zincirimizin daha çabuk uzamasına, ruble dişlerimizin, ayna kol dişlerimizin daha çabuk aşınmasına sebep olan özelliklerdir. Vites sisteminden bahsettik, doğru vites kullanımından bahsettik, ne zaman değiştirilir, ne zaman değiştirilmez bundan da bahsettik. Peki vites ayarı niçin bozulur? Ne kadar düzgün kullanıyorsanız kullanın, vites ayarınızın bozulma riski vardır. Ki vites ayarı bozulduğunda gerçekten korkarsınız, böyle değişik sesler çıkarmaya başlar. Hele bisikleti yeni aldıysanız eyvah dersiniz, bisikletim gitti. Şimdi hep birlikte bir de bu konuya değinelim. Vites ayarı 3 nedenden bozulur arkadaşlar. 1. Kullanıma bağlı olarak bozulur vites ayarımız. 2. Düşmeye bağlı bozulabilir. Üçüncüsü ise bakımsızlığa bağlı bozulur. Tek tek bakacak olursak, kullanıma bağlı bozulma özellikle yeni takılan viteslerde, vites telleri yeni olduğu için ve metal esaslı teller oldukları için bir müddet sonra esneme yapıp bollaşacaklardır. Bu çok normaldir. Bu vitesimizin, hani bisikletçiler söyler ya, bisikletinizi aldıktan sonra işte 100 km, 200 km sonra getirin bir daha bakalım diye, işte çok doğru bir noktadır. Bu yüzden söylerler bunu. İkincisi, bisikletçinin kullanımına bağlıdır. Bisikletçi çok haldır uldur kullanıyorsa, zorlayarak, zırt pırt vites değiştirerek, yani hor şekilde kullanıyorsa, bisikletin vites ayarı bir müddet sonra bozulabilir. Bu da çok normaldir. Bunlar kolayca yapılabilir. Zaman içinde aşınma, zaman içinde tellerimiz aşınmaya başlar, iyice uzamaya başlar. Aynı şekilde rublelerimiz aşınmaya başlar. Hatta ve hatta aktarıcının yayları bile zamanla gevşemeye başlar. Bu da vites sistemimizin, vites ayarımızın yine bozulmasına neden olacaktır. Düşmeye bağlı bozulmaya geçtiğimiz, işte en tehlikelisi budur. Vites ayarı yaparsınız, tutmaz. Olmaz. Neden? Çünkü bir yerde bir yamukluk vardır. Bisikleti düşürürsünüz, çarparsınız ya da ayağınızla fark etmeden takılmıştır. Kadro kulağınız yamulmuştur veya vitesin aktarıcı bacağı yamulmuştur. Veya aktarıcının pozisyonunu, ön aktarıcı da olur bu genelde, yanlışlıkla çarpmışsınızdır, hafif gevşemiştir, sağa sola dönmüştür, aşağı yukarı gitmiştir. İşte bunlar da vites ayarınızın bozulmasına neden olan sebeplerdir. Ama bu sebeplerde vites aktarıcının pozisyonu hariç diğerleri biraz sıkıntılıdır. Kendiniz çok becerebileceğiniz şeyler değildir. Böyle bir durumda hemen en yakın bisikletçiye götürmenizi tavsiye ederim. Bakımsızlığa bağlı bozulma var bir de. Bakımsızlığa bağlı bozulma genelde karne hediyesi olan bisikletlerde oluyor. Ya da kışın bisikleti binmeyip balkona atan, oraya buraya atan, depoya kapatan arkadaşların bisikletlerinde oluyor. Korozyona uğruyor. Korozyon nedir? Pastır. Zamanla sistem paslanıyor, içinde kir birikiyor ve bisiklet düzgün şekilde vites sistemi geçirememeye başlıyor. Yine aynı şekilde burada
zamanla aşınıyor kendi kendine, özellikle deniz kenarı olan yerlerde aşınabiliyor tuzla korozyona uğrayarak yine. Yine aynı şekilde vites sistemimiz, vites ayarımız bu gibi durumlarda da bozuluyor. Peki her şeyi anlattık. Bunların bakımları yok mu? Tabii ki var. Mekanik sistemlerde bir makine mühendisi olarak söylüyorum. Bir makinede özellikle bakımlarını yaptığınız sürece makina veya mekanik sistem size hizmet etmeye kesinlikle ve kesinlikle aşınma böyle çok zaman geçmediği sürece devam edecektir arkadaşlar. Bizim de burada bakımlarımız var. Bakımlarımız ne? Zincirin periyodik temizliği ve yağlanması. Ortalama 200 km denir ama bu tabi bulunduğunuz coğrafi koşullara da pahalıdır. Atıyorum çok toz toprak bir yerde kullanıyorsunuzdur bisiklete, 50 km sonra leş gibi oluyordur. Temizlemeniz, yağlamanız gerekir. Ama çok kuru bir yerde kullanıyorsunuzdur, asfaltta kullanıyorsunuzdur, bu 300-400 kilometreleri bile bulabilir. Ayna kol dişleri ve rublenin temizliği, yine bu da aynı şekilde bunların içinde. Vites tellerinin periyodik olarak yağlanması var. Vites tellerimiz zamanla içinde kir biriktirir, toz toplar, hafif bir korozyona uğrayabilir. Yağlanması gerekir daha çabuk çalışabilmesi için. Bunları da diğer videolarımda göstermiştim. Tam nasıl yapıldığını o yüzden burada göstermiyorum. Ama vites tellerini ara sıra açıp vitesinizi en şeye alıp vites değiştirip yani teli gevşetip ara sıra bakmanız gerekiyor. Ama bu tabii çok kısa zamanlarda değil. Değişimler var bir de. Uzayan zincir ve aşınan ruble ile ayna kol dişlerinin değişimi, vites tellerinin değişimi diye ben buraya yazmışım. Zincirimiz zamanla uzar. Ayna kol ve ayna kolun ki o kadar olmasa da rublenin dişleri zamanla aşınmaya başlar. Bunu da teknik videolarımda, şurada önerilerde gelen teknik videolarımın arasında nasıl olduğunu, nasıl ölçüldüğünü göstermiştim. Vites tellerinin değiştirilmesi gerekir. Çok uzun zamanlarda dediğim gibi vites telleri aşınır, paslanır. Çok ucuzdur. 1 lira 2 lira civarındadır vites teli. Vites tellerinin de yine aynı şekilde değişmesi gerekir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu hafta doğru vites kullanımından bahsettik. Bakımlarından ve özelliklerinden bahsettik. Umarım bu video çok işinize yarar. Özellikle yeni başlıyorsanız. Önümüzdeki hafta başka bir videoda yine karşınızda olacağım. Şimdilik sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.